Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Seyit Adnan Hocam. Sizleri tanımış olmanın mutluluğuyla bunları yazıyorum. Eserleriniz bizlere ışık tuttu. Size olan sevgimi ne kadar anlatsam az. Allah bizleri sizler gibi samimi, doğru din alimleriyle aydınlattı. Din alimi miyim? Din öğrencisiyim. Din talebesiyim inşallah. Canımız siz ve sizin gibi büyüklerimize Allah rızası için... şöyle diyelim, canım Allah için Allah'a kurban olsun diyorsun, evet. Bu hac yılında Mehdi Aleyhisselam zuhur olacağını Nazım Kıbrıs Hazretlerinden okudum. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretlerinden okudum. Sevinçle bekliyoruz onun zuhurunu. Biraz anlatırsanız sevinirim. Erdal kardeşimiz. Bu hac yılında. Ya tabii ki bir hissedilme olur. Yani hissetme olur da. Mehdi'nin tam zuhuru benim samimi kanaatim yani 2021'i bulur. İnşallah. 2021'i bulur. Yani ondan önce kanaatler netleşmeye başlar yani. Daha gittikçe kanaatler güçlenir. Gittikçe güçlenir. Zannı galip denir. Zannı galip. Zannı galip artar. Galip zana dönüşür. Ama netleşme 2021'lerde olur yani inşallah. İnşallah. Yani zannı galibin tam oturmaz. Şu an kuşkular, şüpheler oluşur. Yani şüpheler gittikçe güçlenecektir. Acaba o mu? Olabilir mi? Mümkün mü? Benziyor gibi şeyler duyacağız. Bir süre sonra netleşme olacaktır 2021'lere doğru. İnşallah. Şeyhimizin dediği de Allah-u Alem o. Zaten diyor eğer bu hacda çıkmazsa diyor bir dahaki hacda çıkacak diyor. Büyük hacda diyor. Hacı Ekber'de diyor. Onun için de yaklaşık 7 veya 9 yıl veriyor. Tam işte dediğim tarih tutuyor yani. İnşallah. İnşallah.